Gündem Galatasaray'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Karşımızda her zaman olduğu gibi Ali abi var, Ali Naci Küçük. Nasılsın abi? Teşekkürler. Galatasaray kazanınca yüzümüz gülüyor artık. Evet, yüzler gülüyor Galatasaray camiasında. Tabii son maçta Konyaspor karşısında 2-1 kazanan bir Galatasaray vardı. Oyun olarak sanki biraz daha güçlendiğini gördük. Bu galibiyeti sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Galatasaray iyi oldu mu? Evet iyi oldu. Ama şampiyon gibi oynuyor mu? Hayır. Henüz o potansiyelde değil. En azından o güveni vermiyor Galatasaray. Bir kere bu galibiyette Muslera'nın payı çok büyük. Yani 90 dakikanın oyuncusu eğer takım adına Galatasaray takım adına Muslera oluyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Bu sıkıntının ana kaynağında ben açıkçası orta saha olduğunu düşünüyorum. Yani Sergio Oliveira henüz fizik gücü ve kapasitesi olarak Galatasaray'da özellikle defansif oyunda istenilen düzeyi performans sergileyemiyor. O yüzden de Torreira iki kişilik oynuyor. Ama Galatasaray'ın şampiyon olacak, şampiyon gibi oynayacak kalitesi, potansiyeli, umudu var mı? %100 var. Çünkü seyircinin de buna olan inancı tribündeki taraftar sayısından ortaya çıkıyor. Yani lige damga vuran bir Galatasaray taraftarı var. En yüksek seyirci ortalamasına takım Galatasaray. Oliveira oturdukça, bu puzzle'a Icardi eklendikçe, bir ay sonra Mata forma rekabetine girince çok daha iyi bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. Çünkü Okan Buruk Galatasaray takımını çok dipte aldı. İyi takviyeler yapıldı ve oyunu da her geçen hafta gelişiyor. Evet, Okan Buruk'tan bahsettin abi. Son Konyaspor maçında özellikle oyuna dahil ettiği oyuncularla maçın skoruna doğrudan etki ettiği söyleniyor Okan Hoca için. Ve Okan Hoca'nın bu maçtaki hamleleri çok çok beğenildi. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Okan Hoca biraz daha iyi hamlelere sahip miydi bu maçta? Şimdi şöyle başlayayım. Okan Buruk bir kere tırnaklarıyla kazıya kazıya Galatasaray Teknik Direktörlüğü koltuğuna oturdu. Hak ede hak ede ve gerçek bir Galatasaray efsanesi. Ve artık Okan Buruk sınıf atlamaya başladı. A klas ve şampiyonluk kazandıracak üst düzey bir teknik adam sınıfına doğru ilerliyor Okan Buruk. Ve sadece Konyaspor maçı değil. Hamleleriyle birlikte Okan Buruk Galatasaray'a 4 maç birden kazandırdı. Antalya maçında Mitchell'i Gomis'e aldı. Mitchell asisti yaptı. Gomis golü attı. Ümraniye maçında Gomis sonradan oyunu aldı. Galibiyeti sağladı. Antep maçı Seferovic'i ikinci yarı oyuna dahil etti. Galibiyet golünü İsviçreli golcü attı. Ve Konyaspor maçı Dubois'u sol beki aldı. Asisti Fransız oyuncu yaptı. Golün kaydedilmesinde Icardi'nin doğru pozisyonda, doğru noktada olmasının payı büyüktü. Yani Okan Buruk Galatasaray'a 4 maç birden kazandırdı aslında hamleleriyle. Ve aynı zamanda bu aldığı 6 5 galibiyetin 4'ünü de Galatasaray hep 80. dakikalardan sonra öne geçtiği skorları buldu. Okan Buruk benzer performansı Başakşehir'de de sergiledi. 2019-20 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yaptığı sezon takımı 18 golle en çok skor ürettiği sekans 76-90. Dakikalar arasındaymış. Yani Okan Buruk oyunu iyi okuyor, hamleleri doğru yapıyor ve artık Galatasaray'a maç kazandırıyor. Ben çok daha iyisine imza atacağını ve Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olur olmaz. Çok zor bir lig bizi bekliyor, çok zor bir sezon bizi bekliyor. Ama bu hikayede başrollerden biri Okan Buruk ve Galatasaray olacak. Evet, bir de en çok merak edilen noktalardan biri de Icardi'nin gelişi sonrasında Santrfor'da ideal 11'de hangi golcünün oynayacağı konusu. Icardi tabii dünya çapında bir golcü ama Gomis'in de form grafiği var. Her ne kadar lige iyi başlamamış olsa da bir Seferovic gerçeği de söz konusu. Yani Galatasaray orada bir bolluk yaşıyor ama hangi düzende hangi oyuncu bu üç isimden hangisi ilk 11'in ideal parçası olabilir? Artık forma Icardi'nin. Yani artık bir sene keyifle Icardi'nin gollerini, oyununu, futbol zekasını izleme vakti. Galatasaraylılar bunun, gerçi Türk futbol severler bunun keyfini sürsün. Çünkü sadece bir sezon izleyebiliriz böyle bir yıldızı. 29 yaşında. Çok üst düzey bir golcü.
Milli takım arası da çok iyi oldu. Fiziksel olarak da toparlanacak ve Adana Demirspor deplasmanıyla birlikte Icardi artık Galatasaray'ın birinci santrafor olacak. Gomis hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Seferovic'in de artık tehlike butonları onun için alarm butonları çalmaya başladı Seferovic için. Çünkü bildiğin gibi bir yıllığına kiralandı. Bir opsiyon maddesi var. 20 maç oynarsa kontratı daha doğrusu zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Ama şu anda Seferovic Galatasaray'da çok açık bir şekilde 3. golcü konumunda. Devam edelim abi. Bir diğer konu da aslında sol bekte yaşanıyor. Son maçta Dubois'a sol bekte görev verdi Okan Buruk ve asist de yaptı. Sacha Boey'un sağ bekteki form grafiği çok yüksek. Acaba bundan sonraki maçlarda Dubois'u sol bekte görme ihtimalimiz var mı? Görebiliriz. Göreceğiz de. Yüksek ihtimalle Adana deplasmanında Dubois sol bekte, Sacha Boey sağ bekte oynayacak. Şimdi bir kere takım içinde forma adaletine en çok önem veren teknik adamlardan bir tanesi Okan Buruk. Çünkü futbolculuğu döneminde de Fatih Terim'i en çok takdir ettiği noktalardan bir tanesi buydu Okan Buruk. Hatta Netflix'teki belgeselde de bunu söylüyor Okan Buruk. İsme göre değil, performansa göre formayı dağıtan bir teknik adam kendisi. O yüzden de Sacha Boey böyle oynadığı sürece sağ tarafa kim gelirse gelsin Okan Buruk Boey'i kesmez. Dubois için de doğru bir mevkide yer açtı Okan Hoca. Ve Konyaspor maçında galibiyeti getirdi sol bek Dubois. Zaten Patrick Van Aanholt beğenilmiyor. Hatta gönderilmesi dahi gündemdeydi transferin son günlerinde. Böyle bir tablo varken belli ki Dubois artık Galatasaray'da sol bek olarak forma giyecek. Ve Patrick Van Aanholt de belki de kulübeye değil tribüne çıkmak zorunda kalacak. Çünkü Galatasaray'da çok ciddi bir forma rekabeti var. Bir de yabancı kontenjanın problemi var. O yüzden birkaç hafta sonra Patrick Van Aanholt'u tribünde görürsek kimse şaşırmasın. Devam edelim abi. Fernando Mustera ilk soruya cevabında da zaten anmıştın kendisini. Yine Konyaspor maçındaki kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Tabii yıllardır Galatasaray'ın en güven veren oyuncularından biri. Bu sezonki performansını nasıl buluyorsun Mustera'nın? Şimdi şöyle başlayayım. Bu 8+3 kuralı teknik adamları da yönetimleri de transfer planlaması yaparken ya da takımı sahaya sürerken, oyuncu değişiklikleri yaparken en çok zorlayan noktalardan bir tanesi. Hiç bilinmeyen denklem çözer gibi artık teknik adamlar, yönetimler buna kafa yoruyor. Ve sezon başlarken Galatasaray'ın kafasında zaman zaman Mustera'yı yedekte oturtmak, eldivenleri Okan'a vermek ve bu yerli sayısını kaleciden yana bir tanesini kullanmak vardı. Ama Mustera belki de Galatasaray kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından bir tanesini imza atarak bu planları gündem dışı bıraktı. Böyle bir alternatif artık Galatasaray'ın masasında olamaz, teklif dahi edilemez noktasında. Çünkü benim aklıma gelen Antalya maçı Mustera sayesinde kazanıldı. Konya maçı Mustera sayesinde kazanıldı. Onun dışında 10 kişilik Antep maçı Mustera sayesinde galibiyet geldi. Yani neredeyse bir kaleci sana tek başına 9 puan kazandırdı. Hep onun için yıllardır şu ifadeyi kullanıyoruz. Bir kaleciden daha fazlası diye. Gerçekten de bu ifadenin altını, üstünü, sağını, solunu her tarafını dolduran bir kaleci Mustera performansıyla. Gerçek bir kaptan. Ve ben kolay kolay da eldivenleri bırakacağını düşünmüyorum Mustera'nın. Gerçekten öyle gözüküyor. Yine Konyaspor maçından sonra Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat kameraların karşısına geçti. Çok uzun zaman sonra maça geldi. Açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Mevcut yönetimi de desteklediğini de aktardı. Neler söylersin? Açıklamalarından ziyade bence Adnan Polat gibi Galatasaray'a çok büyük katkılar sağlamış eski bir başkanın o statta olması, yeniden Galatasaray ailesinin içinde yer alması çok büyük bir olay.
Çünkü tam 11 yıldır Adnan Polat Galatasaray Kulübü'nde hiçbir etkinliğe katılmıyordu. Açılışını yaptığı statta maç izlemiyordu. Haklı mıydı? Haklıydı. Galatasaray'a çok büyük hizmetler verilmesine karşın tarihte ilk kez ibrasızlık şokuyla karşılaşan bir başkan oldu. Galatasaray'ın yanlış yaptığını dile getirmişti. Bunun ileride Galatasaray'a çok büyük zarar vereceğini söylemişti. Gelinen 11 yıllık periyotta Adnan Polat'ın ardından iki kulüp başkanının daha ibra edilmediğini gördük. Bunun yönetimlere bir tehdit olarak kullanıldığını gördük. Artık bundan bütün camia rahatsız. Ben burada Dursun Özbey'i alkışlıyorum. Çünkü sloganımız sevgi dedi. İç barışı sağlayacağız dedi. Ve çok önemli bir adım attı. 11 yıl sonra Adnan Polat önce Florya'ya, sonra açılışını yaptığı Galatasaray stadına gelip sarı kırmızı takımı izledi. Belki gençler bilmez ya da saha içi skorlarla değerlendirirler genelde kulüp başkanlarının dönemlerini ama o Drogba'ların, Snyder'ların, Muslera'ların, Ebue'lerin, Riera'ların, Melo'ların geldiği sezon Galatasaray çok büyük bir kaynak yaratmıştı sermaye artırımıyla. O sermaye artırımını sağlayan işte Adnan Polat'tı. Galatasaray'da futbol AŞ ile sportif AŞ şirketlerini birleştiren isimdi Adnan Polat. Ve aynı zamanda da bugün Galatasaray'ın oynadığı stadında, yapımında kendisinin çok ama çok önemli payı vardı. Galatasaray'ın tarihi başarılarında imzası olan bir isim. Böyle bir ismin de bundan sonra yeniden Galatasaray'a destek vereceğini açıklaması çok önemli bir olay. Son sorumuzla devam edelim abi. Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'le ilgili Netflix'te bir belgesel söz konusu. Bu belgeselde sen de yer alıyorsun. Tabii çok da tepki geldi. Galatasaraylılardan da tepki geldi. Diğer takım taraftarlarından da tepki geldi. Belgeselin niteliğiyle alakalı. Beraber de yayından önce biraz daha bakmaya çalıştık. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu belgeseli? Şimdi tabii ki benim adıma çok büyük bir onur ve şeref. Daha 38 yaşındayım ben. Türk futbolunun en büyük yaşayan efsanesinin belgeselinde olmak büyük bir onur. Bu şansı tanıyan herkese de teşekkür ediyorum ben şahsım adına. Yani Fatih Terim başarısıyla, başarısızlıklarıyla Türkiye'de hep tartışıldı. Yani dediğim gibi Türk futbolunun yaşayan en büyük efsanesinden bahsediyoruz. Bu hikayeyi başarılarıyla, başarısızlıklarıyla, artılarıyla, eksileriyle 4 bölüme sığdırmak zaten mümkün değil. 104 bölüm çekseniz yine bir şey eksik kalır. Ama ben eleştirilecek yeri var mı belgeselin? Evet var. Belki de olayların farklı aktörleri de konuşabilirdi. Örneğin Bülent Korkmaz. Örneğin Ünal Aysal. Yani birçok isim sayabilirsiniz burada. Ama şuna katılmıyorum, işte zaman israfı, izlemeye değmez. Bu ifadelere kesinlikle katılmıyorum. Fatih Terim'i sevmeyebilirsiniz ama Fatih Terim'e saygı duymak zorundasınız. O belgesel de Fatih Hoca'ya duyulacak saygıdan ötürü izlenmeyi fazlasıyla hak ediyor. Netflix gibi global bir firma Türkiye'nin yaşayan en büyük futbol efsanesine iyi ya da kötü bir belgesel yapmış. Bu belgeselde izlenmeyi de saygı da hak ediyor. Ama eksikleri var mı? Bence de var. Mesela orijinal gazete küpürleri kullanılmalıydı. Çok daha büyük bir prodüksiyonla o görüntüleri, maçları kendi sesinden ekrana vermeleri gerekiyordu. Bunları sayabilirim ama bana göre hani 10 üzerinden 6 verirsin bu belgesele. Çünkü hak eder onu. Evet. Yine de izlemelerini tavsiye ediyoruz tabii ki. Bir de zaten bir ilki daha başarmış oldu Fatih Terim. Yani hangi futbol efsanesinin Netflix'te belgeseli söz konusu tabii ki? Şey. Bu da Fatih Terim'in gurur duyacağı bir şey aslında. Ya Fatih Terim'i konuşuyorsak bir kere önce önümüzü ilikleyeceğiz. Dediğim gibi Türk futbolunun en başarılı futbol adamı. Sorularımız bu kadardı Ali abi. Haftaya tekrar gündem Galatasaray'da görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere.